Dostlar hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Ben Astro Canan. Şimdi sizlere bir deste seç yapmak istedim. Bakalım hangi desteği seçeceksiniz? Neler olacak? Zamansız zamanlara çekiyoruz. Altılı bir kombinasyon oluşturuyorum. Hadi bakalım hazır mısınız? Laro tarot var elimde. Değerli dostlarım, İnşallah yüreğinizden geçen her şey fazlasıyla gerçek olur. Birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste. Şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle biraz yukarı kaydırayım. Şöyle yapalım isterseniz. 1, 2, 3. Evet. Biraz kayıyor. Otel odasındayım. Evet. Örtü falan yok üzerinde. O yüzden kayıyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. Birinci desteye melek kartlarını ikinci, üçüncü ayarladım arkadaşlar. Hangisine istiyorsan birinci, ikinci ve üçüncüye odaklanabilirsin. Zamansız zamanlara çekiyoruz. İkinciyi alıyorum şöyle, üçüncüyü alıyorum. Okuyorum arkadaşlar, birinciden başlıyorum. Ne dilek tuttuysan inşallah. Meleklerin diyor ki güç sende. Gücünü eline alabilirsin. Öncelikle şunu söylüyorsun meleklerinden. Baş melek Ariel, lütfen gücümü elime almama yardım edin. Gidişatın kuşkusuz ve korkularımın yersiz olduğunu bilmemi sağlayın. Görüyor musunuz? Gücünü eline al. Güç sende. Bakalım. Evet. Barış var arkadaşlar. Küs olduğunuz birisiyle barış yapıyorsunuz. Gelen mesaj var ve akıl mantık çerçevesinde güzel bir ilişkiyi sürdürdüğünü görüyorum. Uzun süredir seni aramayan birisi aniden arayabilir, sorabilir. Kendini yeniden bir yapılanma sürecinde bulacaksın. Sevgili arkadaşlar, ikinci bir olay da şu. Meditatif çalışmalar yapacaksın. Gerek duaların, gerek meditasyon çalışmaların seni aktif hale getiriyor. Ruhunda oluşan yaraları onardığını gösteriyor. Sıkıntıları onardığını gösteriyor ve kesinlikle ve kesinlikle bir yeni dönem başlıyor senin için. Ruh gözün, gönül gözün açık arkadaşım. Şurada görüyor musun? 2 gün, 2 hafta, 2 ay içerisinde çok sevinçli bir haber alacağını gösterdi. Ve geçmişi geride bırakacaksın. Arkadaşım, kesinlikle sıkıntı burada. Geçmişi bırakamamanda, geçmişi bıraktığında, birisini içinde öldürdüğünde yeni hayır kapıları açılıyor. Bakın görüyor musunuz? Sadece bir kişiyi unutmakla başlıyor her şey. Sonra ruh kapın açık, evlilik kapın açık, üçüncü gözün açık. Çok süper geldi arkadaşlar. Duaların, namazların, niyazların, ritüellerin duyulmuş gözüktü ve barış yapacaksın. Parayla da barış yapacağını görüyorum. Maddi manevi bolluğa kavuşacağını gösterdi. İkinci desteği seçenlere geliyorum. Bakıyorum arkadaşlar. Önce melek okumasına sana yardım ediyoruz diyor melekler. Ve diyor ki yalnız değilsin. Bunun farkına var ve meleklerine güven. Sevgili baş melek Mikail, hep yanımda ol ve beni tüm kötülüklerden koru. Sloganınız, duanız bu olsun arkadaşlar. İçinizde birisini öldürmüşsünüz. Ve
karşılıklı olarak anlaşarak bir ayrılık yaşanmış. Sıkıntı burada başlamış arkadaşlar. İkisi de pişman, ikisi de kaos içerisinde. Dünyalar kadar sevincin olacağını gösterdi. Arkadaşlar, sizde de bir kavuşma var. Yani çok yakın bir zamanda duaların kabul oluyor. Bak, dua eden bir genç kız duası kabul olmuş gösteriyor. Uçurumun kenarından dönmüş ve kaotik durumları sona erecek arkadaşlar. Kaoslar, yokluklar, parasızlıklar ve ayrılıklar son buluyor. Dualar kabul oluyor. Bereketli günler çok yakında sizinle olacak. Görüyor musun? Hayallerini gerçekleştirmek üzereyken bırakma. Bilgeliğin artacak. Bir sınavdan olumlu sonuç alacaksın. İşe gireceksin ve maddi manevi bolluk var. Görüyor musun? Başarı seninle. 10 numara bir iş arkadaşlar. Çok güzel olaylar meydana geliyor ve Allah sana yürü ya kulum diyor gerçekten. Maddi manevi değerlerini arttırdığını gösteriyor. Pusula şaşmış bir ara. Ama dümeni kurtarıyorsun. Gemiyi kurtaran kaptan. Öyle derler arkadaşlar. Gemisini kurtarana kaptan derler. Bütün kartlar kötüyken, her iki insan ayrılmışken, her iki tarafta sıkıntı varken nasıl bir araya geliyorsunuz? İşte budur arkadaşlar. Yönünü çiziyorsun. Pusulan belli. Şaşırmadan ilerlediğini gösterdi. Sıkıntılardan, üzüntülerden kurtardığını gösterdi ve aynı zamanda diploma gibi bir şey alınacak. Mutlu ve huzurlu bir dönem başlamış. Bir ara o kadar uçurumun kenarına gelmişsin ki düşmek üzereyken seni duaların kurtarmış diyor. Evlilik, hamilelik ve yeni bir doğum verdi arkadaşlar. Çok güzel şeyler çıktı. Hakikaten ben yani kutluyorum ikinciyi seçenleri. Çok güzel açılımlar oldu. Evet. Üçüncü kartı seçenlere, üçüncü desteği özür dilerim seçenlere. Bereket yağdırıyor. Evet, bereket ve iyilik yağıyor. Baş melek Raziel diyor ki kendini serbest bırak ve bereketi sana gönderiyoruz. Kollarını aç ve al. Şunu diyorsun sevgili baş melek Raziel, ben dünyanın bereketini almaya hazırım ve her konuda iyilik geleceğini, hayatımın renkleneceğini biliyorum. Teşekkür ederim diyebilirsin. Arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Üçüncü desteği seçenlere, bahtınızın, yolunuzun açıldığı bir dönem, gözyaşları sevince dönecek ve seninle uğraşanlar, iki yüzlüler hayatından kendiliğinden çekip gidecek. Kendini hiç kısıtlama. Çok güzel kartlar geldi arkadaşlar. Bugün cuma günü diye midir nedir? Çok güzel zenginlikler geldi. Ben zaten zamansız zamanlara çekiyorum ama bunu bir cuma günü çekiyorum. Yani bugün cuma günü çekmişim. Ama bütün isteyen istediği zaman seyredebilir. Gerçekten çok güzel zenginlikler, bereketler sizinle olacak. Zihninin kıvrımlarında ne geçiriyorsan, hayalinde ne yaşatıyorsan gerçekleşeceğini bil. Zenginlik kartı çok güzel arkadaşlar. Maddi zenginlik, manevi zenginlik, bir bahar ayında gelecek müjdeler. Parana para katacaksın, altına altın katacaksın. Kesinlikle bakın, görüyor musun? Bir Hades ateşi yanmış arkadaşlar. Cehennem ateşi yanmış. Ve sen onu affettikten sonra her şey yoluna girmiş. Sana bir ayrılık acısı yaşatmışlar. Hades'ten dolayı bir ayrılık acısı yaşatmışlar. Onun arkasına kendini yeniden yapılandırma sürecine girdiğini görüyorum. Yarım bırakılmışlıkların tamamlanacağını görüyorum. Bakın, cehennem ateşinde yananlar, yakanlar, seni cehennem ateşinde yakanlar şu an çekip gitmiş hayatında. Ama sen de mantıklı bir şey yapmışsın. Sen bana zarar verdin ama ben seni affediyorum demişsin. Arkandan kötülük yapanlara, sövenlere sen sevgiyle yaklaşmışsın. Arkandan her türlü film çevirenler, her türlü senaryo yazanlar şu an pişmanlıklarıyla dönüyor ama sen kabul etmiyorsun. Sen yeni birisiyle nişanlanma ve yeni birisiyle hayatını birleştirme olayını yaşıyorsun arkadaşlar. Kesinlikle bakınız, zenginlik ve mutluluk seninle olacak. Şu üç kart her şeyi açıklıyor.
kendi kötülüklerinde kendileri boğulacaklar yapanlar arkadaşlar, görüyor musun? O iki yüzlü kişiler. Kendi kötülüklerinde kendiler boğuluyorlar. Arkadaşlar, bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Astro Canan ben. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.